Bu film 1985 yılındaki Salyut 7 kurtarma operasyonunu anlatmaktadır. Sessizlikte kaynak yapmak tuhaf geliyor. Kaynak sesini severim. Taklidini güzel yapıyorsun. Kaynak iyi oldu. Evet ama eriyen metal diğer taraftan akıyor. Görebildin mi? Gördüm. Birkaç tarihi fotoğraf çekelim Svetlana. Gelecek nesiller için gülümse. Harika görünüyorsun. Çocuklar içeri girme vakti. 4 saat 10 dakikadır gemi dışındasınız. Zarya'dan haber var mı? 2 dakika içinde sinyal alacağız. Pekala, toparlanmaya başlıyoruz. Merak ediyorum da eğer insanlar bir gün dünyayı terk etmek zorunda kalırsa uzayda yaşayabilirler mi? Üreyip çocuk büyütebilir, hayatta kalıp aşık olabilirler mi? Peki uzay boşluğunda sevişebilirler mi? Belki bir gün böyle bir deney yaparlar, ne dersin? Neden olmasın, kozmonot yetecek bir simülatör icat ederler. Seks için. Öyle bir şey olursa kozmonot Ivanov simülatörde rekor zaman geçirir. Evet, ve yeni bir uzay rekoru kırar. Kesin şunu. Yoldaş kozmonotlarım, fantezi kurmayı bırakın. Uzay istasyonunda kaynak yaptığınızı unuttunuz mu yoksa? Zarya, tamamdır. Zaten işimiz bitti. İstasyona geri dönün artık. Ne kadar oksijenimiz kaldı? 15 dakikalık daha var. Bu biraz garip oldu. Bizi duymadıklarını sanıyordum. Ben de. Ama neyse ki kozmonot Lazareva bir şansını bulup yönetime şahsen yeni bir fikir sunmuş oldu. Fikrine dikkate alacağız. Eğitimleri de gelecek sene başlar. Yoldaşlar, uzaya ilk kez bir kadın çıktı ve şaka yapıp aşktan bahsediyor. Ben kozmonot Lazareva'yı alkışlarım. Tüm görev kontrol merkezi onu alkışlar. Ay. Ne oldu? Svetlana, hareket etme. Ne oldu orada? Eldivenim delindi. Elini hareket ettirme. Deniyorum. Kaynak çapaklarından biri eldivene saplanıp içine takılmış. Basıncı kontrol edin. Düşüyor. Sakın kıpırdama. Vladimir, çapağı kesip eldivenden çıkarabilir misin? Hallediyorum. Basınç ne durumda? 0.7 ATM. Gayet iyi. Elini ver. Şimdi benimle yürü. Evet. Arbat Caddesi'nde yürüyüş yaptığımızı hayal et. Kitap evine geçiyoruz. Praga restoranının karşısındayız. Svetlana, bir şey söyle. Söyleyeyim. Vladimir, 2 dakikanız var. 2 dakika yeter. Gümüşün periyodik cetvelde kullanılan latincesi nedir? Ne? Gümüşün latincesi nedir? Argentum. Peki civanın? Hidrargyrum. Tabii ya. Ben ikisini hep karıştırırım. Sizi göremiyorum. Neredesiniz? Hemen köşedeyiz. Sinemaya mı gidiyorsun? Tabii ki. Neredeyse geldik. Bugün sonbahar maratonunu gösteriyorlar. İçeri giriyor musunuz? Evet, giriyoruz. Sonbahar maratonunu sever misin? Ay, severim. Sonbahar mı? İşte böyle. Önden sen canım. Aferin kızım. Basınç ne durumda?
Fyodorov. Duyuyor musunuz? Cevap verin. Arkadaşlar içeri girdiniz mi? Sorun nedir? Cevap verin. Demek bir ışık gördünüz ama kaynağı yoktu. Evet doğru. Işık hiçbir yerden gelmiyordu. Ne tür bir ışıktı? Kör edici miydi yoksa bakmak rahatlatıyor muydu? Kör edici değildi. Tarif etmek için fizik kurallarını kullanamam. Vladimir Petrovich. Durumun mantıksızlığını bir düşünün. Kozmonot Lazareva bilincinizi engelleyen bir ışık gördüğünüz için az kalsın ölüyordu. Eğer rapora böyle yazarsan bir kozmonot olarak kariyeriniz ciddi derecede sarsılır. Ya gördüklerim melekse? Bu cevaba ne dersiniz? Şaka mı ediyorsun? Uçmaktan men edilmiştir. Sovyetler Birliği üzerinde uçarken Olya ile beni düşündün mü? Hı. Her defasında mı? Her defasında. Gerçekten mi günde 16 kere? Daha da çok. Sadece Madagaskar üzerinde uçarken sizi düşünmedim. Madagaskar üzerinde uçarken ne düşündün? Uzaydan Madagaskar'a insem ne olurdu acaba diye düşündüm. Gökten düştüğümü görünce muhtemelen yerliler beni bulup kralı ilan ederdi. Ben de onlara uzay, yıldızlar, evren hakkında hikayeler anlatıp Sovyetler Birliği'ndeki hayatımın nasıl olduğundan bahsederdim. Peki nasılmış hayatın Sovyetler Birliği'nde? Anlatsana. Seni seviyorum. Dünyadaki normal hayatına dönmeni istiyorum. Deniyorum. Bu nasıl oldu? Vladimir, dünyadayız. Genelde burada nesneler yere düşer. Hadi gel. Ne utanç verici. Nasıl yaptın bunu?
Biliyorum geç oldu ama bir kabus gördüm ve kabusta sen vardın. Ölmüştün. İstasyonun içindeydin ve her yer paramparçaydı. Etrafında kopmuş kablolar uçuyordu. Oksijenin bitmişti. Dünyaya döndüğün için çok mutluyum. Sana bunu söylemem gerekiyordu. Özür dilerim. İyi geceler. Sinyal kayboldu. Bir sorun var. Bir problem var. Kontrol ediyoruz. Problem var. Telemetri sistemi çalışmıyor. Verileri tekrar kontrol edelim. Sıcaklık sensörleri de gitti. Radyo elektronikleri de. Bataryalar da gitti. Tekrar başlatıyorum. Görebiliyorum. Tüm sistemler devredir. Sakin ol. Sistemi yeniden başlatın. Tamam, başlatıyoruz. Acele edin. Olabilir. Sinyali kaybettik. Şu anda istasyon kontrol dışı. Sistemi yeniden başlattınız mı peki? Hem de birkaç kere. İstasyon şu an nerede? Atlantik üzerinde. Savunma Bakanlığı'nı aradın mı? Hayır. Elimize geçen son veriler. Sağ ol. Ne kadar vakit geçti? 3 saat 6 dakika. Hemen bir toplantı yapalım. Toplantı yapıyoruz. Valeri, teleskoptan gelen birkaç fotoğraf. Salyut mu değil mi, anlaşılmıyor bir türlü. Ya Amerikalılar bulmuşsa? Tabii, ne demezsin. Ya stratejik savunma girişimleri, Yıldız Savaşları projesi? Savunma Bakanlığı'nı mı arıyorsunuz? Hayır. Yarınki mangalı iptal edeceğim. Operatör Savunma Bakanlığı'nı bağla bana. Sovyetler Birliği yörüngedeki uzay istasyonunun kontrolünü kaybetti. Salyut 7 şu an itibariyle 20 ton ağırlığında kontrolsüz bir uzay cismi. Şu an için hiç kimse bu ölü Sovyet istasyonunun yörüngede ne kadar kalabileceğini bilmiyor. Uzmanlara göre istasyon yakında hızla düşmeye başlayacak. Salyut 7'nin nereye düşeceğini şu an itibariyle tam olarak söylemek imkansız. Bu Sovyet uzay istasyonu dünyanın neresine ve ne zaman düşecek? Bu uzay istasyonunun Birleşik Devletleri düşme ihtimali yüksek ve bu her an olabilir. Ve uzmanlar istasyonun herhangi bir şehre düşebileceğini söylüyorlar. İstasyon nüfusun yoğun olduğu bir yere düşerse büyük bir zayiat kaçınılmaz olur. Meydana gelecek patlama büyük bir alanı imha edebilir. Sovyetlerin sorunu kendi başına halledeceğini umuyoruz. Ama zamanında halledememeleri ihtimaline karşın kendi çözümümüzü üzerinde çalışmaktayız. Değerlendirmelerin için teşekkür ederiz John. Haberi geliştikçe takip etmeye devam edeceğiz. Yoldaş Rubin, açıklayabilir misiniz? Soğuk Savaş'ın tam ortasında uzaydaki stratejik öneme sahip tesisimizi aniden nasıl kaybettik? Biz de şu anda tam olarak ne olduğunu saptamaya çalışıyoruz. Bu açıklamanızdan ne yapmanız gerektiğini bilmediğinizi mi anlamamız gerekiyor? Hayır, biliyoruz. Oraya gidip bir bakmamız gerekiyor sadece. Ne zaman gidiyorsunuz? İstasyon daha 3 ay yörüngede kalacak, yani vaktimiz var. Ne yazık ki vaktimiz yok. Acelemiz nedir acaba? Aldığımız habere göre NASA bu ayın 30'unda Challenger'ı fırlatacak. Yani 22 gün sonra. Şunu seyredin. Bu uzay istasyonumuz Salyut 7. 20 ton ağırlığında, 15'e 6 metre boyutunda. Bu da Amerikan mekiği Challenger. Kargo bölmesi 15'e 6 metre. Yük kapasitesi 20 ton. Ne tesadüf ama, değil mi? Bir başka ilginç tesadüf daha var. Challenger ekibinin yeni üyesi Fransız yoldaşımız Patrick Debonel, Vladimir Fyodorov'la birlikte Salyut 7'deydi. Hala arkadaşlar. Hatta Debonel ona kestane ve kokan peynirlerden gönderiyor. Patrick, Salyut 7'yi bizimkiler kadar iyi tanıyor. Eğer Amerikalılar istasyonumuzu ele geçirirse bu bir işgal olarak mı görülür? Kesinlikle öyle. Karşılık vermemiz gerekir. Ne yani, Amerikalılar bizim istasyonumuzu çalmaya mı çalışıyor? Valeri Petrovich, anlayacağınız üzere Amerikalıların Salyut 7'yi ele geçirmelerine izin veremeyiz. Eğer birini göndermezseniz istasyona vurmak zorunda kalacağız. İyi ama
İstasyonu vuracak olursanız patlama sonucu saçılacak enkaz şu anda uzayda yörüngede olan bütün uyduları yok edecektir ve bu da bizi en az 10 yıl geri atar. Yoldaş Şubin, bu bir emirdir. Uzay programımıza bunu yapamayız. Eğer istasyon tamir edilemeyecekse adamların onu okyanusa düşürecek. Böylece hem dünyadaki hayatları hem de uzay programımızı kurtaracağız. Şu ana kadar hiç kimse yörüngede kontrolsüz bir araca kenetlenmeye çalışmadı. Aceleye getiremeyiz. Valeri Petrovich, mürettebatı hazırlayın. Yapar canım. Peki pilotlar kaka yapar mı? Pilotlar da kaka yapar. Peki ya kozmonotlar? Kozmonotlar da kaka yapar. Herkes yapar. Ama generaller kaka yapmazlar. Nedenmiş o? Çünkü hepsi Sovyetler Birliği kahramanı. Tamam. Sen kendi kakana bak. Alo. Merhaba Vladimir. Ben Viktor Alyokin. Merhaba Viktor. Haberleri seyrediyor musun? Evet, neden? Sana da tuhaf gelmedi mi? Salut'un durumundan falan bahsettiler. Viktor. Belli ki bir sorun var. Bayan Alyokin. Hı? Lütfen içeri girin. Vladimir, seni sonra ararım, tamam mı? Yoldaş Alyokin, lütfen dışarıda bekleyin. Onunla giremez miyim? Tabii ki hayır. Hadi bakalım. Kaç haftalık oldun? Kim? Ha. Yaklaşık 30 hafta. Evet, 30 hafta. İstasyon yaklaşık saniyede 1 derecelik açıyla 2 eksende dönüyor. Buna nasıl kenetleneceğiz ki? Fedorov bunu yapabilirdi. Sadece Lazovoy, Fyodorov ve Plakov elle kenetlendi. Astakov da bolca eğitimini aldı. Tahmini bırakalım. Hepsini simülatöre koyalım. Olur. Dönen bir istasyona kenetlenmeyi denesinler. Evet, haklısın. Valeri, Fedorov'u çağıralım. Doktorlar onun uzaya çıkmasını yasakladı. Diğerlerini deneyelim. Bugün hiç balık gelmiyor. Belki de kış uykusuna yatmışlardır. Hadi bir şeyler içelim. Yoksa biz de kış uykusuna yatacağız. Gerçekten iyi fikir. Viktor Petrovich, yoldaş Alyokin. Acil olarak göreve çağrılıyorsunuz. Ha. Geliyoruz. Evet, buraya kadarmış. Bu kadar acil olan ne acaba? Herhalde tıbbi muayeneden geçmişimdir. Vladimir, oltanı toplar mısın lütfen? Tıbbi muayeneye girdiğini söylememiştin. Ne diye söyleyeyim ki? Her seferinde geçiyorum ama yine de yedek ekibe koyuyorlar. Hadi ama. Seni kıskanacağımı falan mı sandın? O da etkili oldu. Dalga mı geçiyorsun sen? Seni seçip beni seçmezlerse üzüleceğimi mi sandın? Sence merhametine ihtiyacın mı var? Gerçek kozmonot bile sayılmazsın sen. Hiç uzay yürüyüşü yapmadın.
Sadece uzay giysisi giyen bir mühendissin. Sağlığına. Merhaba Victor. Merhaba. Eşin kaç aylık hamile söylesene? 8 ay 3 günlük hamile. 4 günlük. 4 gün ha? 4 gün evet. Ha, demek yakında baba olacaksın. Evet. Dinle. Seni yedekten çekip ana ekibe dahil ediyoruz. Teşekkür ederim. Salyut 7'ye gitmeni istiyoruz. Hazırım. Bu sıradan bir ziyaret olmayacak. Bir şey mi oldu? Evet, bak istasyonla bağlantıyı kaybettik. Nedenini bilemiyoruz ve onu kendi ellerinle inşa ettin. Yani sen herkesten iyi tanıyorsun. Kaptan kim? Kiminle uçmayı tercih ederdin? Fedorov'la. Bak, istasyona yaklaşırken çok yavaş hareket etmelisin. İstasyonun devrini ayak uydurup kapağı kenetlenince... Hayır, eğer kenetlenirsem bana bir şişe konyak alırsın. Sen bir kenetlen, kasayla alırım. Anlaştık. Kenetleniyorum. Pekala. Acele etmemeye çalış, olur mu? Tekrar deneyelim. İstasyonun devrinin bir mikro modelini yaptık. Geminin istasyonu kenetlenebilmesi için devrine tam olarak ayak uydurması lazım. Bu teorik olarak mümkün ama korkarım pratik olarak değil. Hadi hadi. Koltuklardan birini çıkarırsak gemiye daha fazla yakıt, su ve yiyecek koyabiliriz diyorum. Uzayda her gram önemli. Evet. Küçük bir ekibin daha az suya ihtiyacı olur. Ve bir hata olursa daha az kurbanımız olur. Baylar, bu imkansız bir şey. Valeri Petrovic olmuyor. Bu imkansız. Arabanızı park etmek istiyorsunuz. Bir garaja. Bu arabanız olsun. Garaj kapısı da burada. Ama buraya geliyor. Sonra buraya, sonra buraya. Nazik davranmalısın. Bir kadınla ilgilendiğini düşün. Valeri, daha önce her eksende dönen bir kadınla hiç uğraşmadım. Kimsenin başarabileceğini sanmıyorum. Работалов, свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Sırada deneyeceğimiz hangi kaptanlar? Elimde hiç kaptan kalmadı. Efendim, bunları daha değerlendirmemiz gerekiyor. Elimizdeki herkesi denedik. Thank you.
Merhaba dostum. Merhaba Valeri. Nasıl gidiyor? İyi. Sen nasılsın? Fena değil. Yani ne diyelim işte. Salyut'a gidecek ekibi seçmekte biraz zorluk yaşıyoruz, duymuşsundur. Kenetlenme sorununu mu? Hı, duydum. Sence böyle bir şey mümkün mü peki? Hızlı mı dönüyor? Evet öyle. Tüm eksenlerde saniyede bir dereceden fazla. Valeri, sen bir pilotsun. Cevabı biliyorsun. Evet. Neyse. Seni görmek güzeldi. Ben yeni nesleye gitmeye gidiyorum. Peki ya senden oraya uçmanı isteseydim? İşler çok karıştı. İşime gelir. Harika. Muayenen yarın sabah olacak. Bebek doğmadan önce döner misin? Tabii ki dönerim. Görev kontroldekiler kesin dönersin dedi. Sancıların başladığında beni dünyaya geri indirecekler. Hastanenin tam tepesine inerim. Sence bu komik mi? Senin için endişeleniyorum. Hemen geleceğim. Sadece bir ampul değiştirip sana geri uçacağım. Ampul değiştirmeye başkasını gönderemezler mi? Ellerindeki en iyi mühendis benim, biliyorsun. Sırf böyle bir şey için en iyi mühendislerini göndermezler. Tatlım. Benden bir şey saklıyoruz. Ne sakladığımı düşünüyorsun? Orada bir şey olduğunu. Ciddi bir şey. Herkes gitmeyi reddetti. Bir tek sen kabul ettin. Söylesene. Hamile kadınlar neden kaçınmalıydı? Stresten. Sen ne durumdasın? Stresliyim. O zaman streslenme. Stres yok. Lütfen sakin ol. Al. Bunları yanında götür. Uzaya mı? Evet. Bebeğim kayak yapmaya gitmiyor. Karşı ki. Çıkma, al işte. Peki. İki bere koymuş bir de. Gel buraya. Menü alabilir miyiz? Gorbaçov alkol yasağı koyacakmış. Biliyorum. Bana az koy. Neye içiyoruz? Yarın Viktor'la Baykonur'a uçuyoruz. Dalga mı geçiyorsun? Bir haftaya uzaya çıkacağız. Hizmetten alınmıştın. Olur böyle şeyler. Bensiz yapamıyorlar. Görevde elle kenetleme gerekiyor. Bana bir şey olmaz. Merak etme. O zaman defol git. Nina. Söylesene, orada ne var da eşinden ve öz kızından daha çok seviyorsun şu lanet uzayı? Çekildi, anlaşıldı. Ateşleme sekansı başlıyor. Birinci geçiş. Motorlar çalıştırılsın. Boşalıyor. İkinci geçiş. Hava delikleri kapandı. Motorlar çalışıyor. Ana aşama araç destek kulesi çekildi. Başlayın. Ateşleme. Titreşim seviyelerini kontrol edin. Ön seviye, orta seviye, ana seviye. Kalkış. Motorlar
sert ama sağlıklı. Dikey, en ve boy eksenleri normal. Fırlatma arası sistem kontrol parametreleri normal. Fırlatma acil durum kulesi atıldı. Birinci aşama atıldı. Yan destek motorları kapatıldı. Yan destek motorları atıldı. Araç irtifa seviyesi sabit. Pamir ekibi. Önünüzde sallanan şey ne? Olimpiyat ayısı Zarya. Kızım verdi. Ha, Uğur için mi? Sıfır kütle çekimi göstergesi. Nazar boncuğu. Burun kolisi atıldı. Bana aşama atıldı. Ana motor kapandı. Üçüncü aşama atıldı. Yani arkadaşlar artık yörüngedesiniz. Tebrik ediyorum. Tebrikler Zarya. Sabah 7'de Soyuz T-13 uzay aracı yörüngeye geldi. Babam gökyüzüne çıktı. Salyut 7 uzay istasyonuna kenetlenerek dünya ve Sovyet halkı yararına yapılması planlanan bir takım araştırma ve deneyler yapacak. Şimdi sıradaki haberimiz. Gabrobovsk Komsomolu'na ilgili. Bugün yapılan toplantıda... Henüz onu göremiyorum. Hala dünyanın gölgesinde. Hemen sağınızda göreceksiniz. 90 derecelik enine eksenle 10 derecelik düşey eksen civarında. Anlaşıldı. Duruma göre... İşte orada. Gördüm. Gemiyi çevirebilir misiniz? Biz de görebilirim. Dönüyorum. İşte güzelimiz orada. Şu anda biz de gördük. Yaklaşabilirsiniz arkadaşlar. ...1600 metre uzaktayız. Yaklaşık 5 dakika içinde ulaşırız. 200 metre kadar yaklaşın ve motorlarınızı kapatın. Anlaşıldı. Kesme vakti gelmedi mi? Daha değil. Yanal ivmeyi düşürüyorum. Saniye... 2 metrelik orantı. Zarya, onu görebiliyor musunuz? Görüyoruz. İstasyonun enine eksen devri saniyede yaklaşık 1,5 derece. Tahminlerimizin de üstünde doğrusu. Zarya, bunu görüyor musunuz? Güneş panelleri yanlış yönlere bakıyor. Evet. Gördük. Stefanoviç. Daha anlaşılmıyor. Fikri olan var mı? Bize fotoğraf lazım. Sonra analiz yapabiliriz. Biz çekeriz. Beni dinleyin. Yakıtı idareli kullanın. Kenetlen... Sadece 3 hakkınız var. Anlaşıldı Zarya. Hem geri dönmek için de yakıta ihtiyacımız var. Evet. Şansınız açık olsun. Pamir ekibi, kenetlenmeye başlayın.
Başlayalım. Noktasına ilerliyorum. Kenetlenme sondası çıkıyor. İstasyona mesafemiz 32 metre. Kenetlenme ileniyorum. Yoksa çarpışacağız. Yok. Uzaklaş, uzaklaş. Hallediyorum, tamam, sakin ol, sakin ol. Çarpışma sert miydi? Hayır. Düşük hızdaydık. Pamir ekibi, telsiz karartmasına girmek üzeresiniz. Biraz dinlenin ve biz de ne yapabileceğimizi bir düşünelim. Beklemede kalın. Anlaşıldı. Beklemedeyiz. Etrafında dönüp bir inceleme yaparız. Tamam. Eğer son 11 metrede saniyede 35 santim ilerlersek tam olarak çeyrek dönüş yapmış oluruz. Ve prensipte bağlantı noktasını yakalayabiliriz. Ne yapıyorsun? Ona odaklanıyorum. Doğru hıza ulaşıyorum. Fikrim buydu değil mi? İzin gelmeden yapamayız. Merak etme. Deneme yapıyoruz. Emirlerimizi duydun. Hadi etrafında dönüp inceleyelim. Tamam. İstasyonun dikey eksenli devri istikrarlı. Önerilen kenetlenme hızı saniyede 15 santimetre. Ama bu hız istasyonun devriyle eşleşmesi için yeterli değil tabii. Devrimizi eşleştirmeyi deneyelim. Gereken hız aralığını buluruz. Kenetlenme sistemi hazır mı kontrol et. Victor, sadece prova yapıyoruz. Ayrıca istasyonu yakından görmüş oluruz. Yavaşlamamaları gerek. Tersine hızlarını 3 kat arttırmalılar. En azından saniyede 35 santimetre olmalı. Sistem hazır mı? Sistem kenetlenmeye hazır. Hadi deneyelim. Uzaklık 110 metre. Saniyede 34 santimetre hızdayız. Saniyede 35 santimetre. Bu hızla kenetlenmeyi başaramazlarsa doğrudan istasyona çarparlar.
Saniyede 35'te gemiyi kaybederiz. Lanet olsun, görevi iptal etmeliyiz yani. Bu çok tehlikeli. Biliyorum Victor ama şu an her santim önemli. Birazcık sağa, sola, yukarı ya da aşağı gidersek başarısız oluruz. Anladın mı beni? Risk alacağız. Yavaş 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 yavaş. Hadi tatlım, bir öpücük ver. Yavaşla, çarpacağız. Hadi hadi hadi. Temas ettik. Mekanik kilit devrede. Kilitlenmeye başlayabiliriz. Victor. Rahatla artık. Etrafında gezip vakit kaybetmeyelim. Sen kafayı sıyırmışsın. Ama kenetlendik. Göreve seninle devam etmeyi reddediyorum. Victor. Başka seçeneğin var mı? Valeri Petrovic. Valeri Petrovic, bağlantı kuruldu. Ha. Pamir ekibi, duyuyor musunuz? Zarya, ben Pamir bir... Sizi duyuyorum. Nasılsınız? Harika. Pamir ekibi, dinleyin. Burada biz aramızda konuştuk. Görüntü alabiliyor musunuz? Daha değil. Kenetlenmeyi başardık. Ne dedin sen? Soyuz T-13 uzay aracı başarılı bir şekilde Salyut 7 uzay istasyonuna kenetlendi. Kenetlenme tamamlandı. Gemi kaptanı Pamir 1 görev yerinde hazır. Vay canına. Basınç kaçağı testi yapıp istasyona geçişe hazırız. Beni duyuyor musunuz? Zarya. Çocuklar, inanılmazsınız. Endişelenmemize gerek yok. Gömleğini değiştirsen iyi olur. Pamir ekibi, tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkardınız. Ama bundan sonra lütfen bir takım gibi çalışalım. Evvela siz, anlaşıldı. Yoldaşlar, istasyona geçişi hazırlanın. Hava kilidine girdik. Burada her şey yolunda. İstasyona girmeye hazırız. Kapağı açayım mı? Valeri. Bekleyin çocuklar. Victor, Amerikalılar nasıl bekleder biliyor musun? Beklesene dostum. Pamir ekibi, duyuyor musunuz? Zarya, duyuyoruz. Pamir ekibi dinlemedi. Pamir 2 istasyona girsin. Pamir 1 beklemede kal. Zarya, neden ben giremiyorum? Olmaz. Pamir 2 yalnız girecek. Hayır, olmaz. Beraber gireceğiz. Dinle. Eğer sana bir şey olursa Victor istasyonu okyanusa düşürmeyi başaramaz. Bu anlamamız gereken bir önlem yani, anladın mı? Tamam. Kapağı kapat. Vladimir. Çocuklar, eğer bir şey ters giderse beni Hint Okyanusu'na düşürün. Hep oraya gitmek istemişimdir. Hindistan cevizi Moğuz. Hindistan cevizi. Sonraya bırak. Tamam. Geçiş kapağını açmaya başla. Açıyorum. Pamir 2, basınç ne durumda? 670 milimetre.
Hafif bir tıslama var. Basınç düşüyor. Biraz daha açıyorum. ...550 milimetre. Düşmeye devam ediyor. Valeri. Ha? Kritik durumda, açma. Açayım mı? Anlaşıldı. Kapat. Kapağı kapat. Victor. Victor. Anladın ki. Zarya, sizi basınç değişiminden dolayı duyamadım. Pamir 2. Victor şu anda neredesin? Ben Pamir 2. İstasyonun içindeyim. Basınç eşitlendi. Ama her yerde buz var. O da ne demek? Nasıl yani, buz olduğundan emin misin peki Victor? Burası gerçekten soğuk. Sayaçları kontrol et. Ne gösteriyor? Basınç ibresi 530'u gösteriyor. Aha. Işıkları açmayı denesene. Konuş benimle. Işıkları açtın mı? Amir bir, bana cevap ver. Cevap ver. Burası bu sahne gibi olmuş. İstasyonun içinde misin? Evet, içindeyim. İlk izlenimin? Her yerde kar var. Dalga mı geçiyorsun? Nasıl bir kar? Ne demek kar var? Bu bildiğimiz kar. 1 santimetre kalınlığında. Çocuklar, panellerin içlerini kontrol edin. İçindeki her şey buz tutmuş. İstasyon dev bir buzluğa dönmüş. İyi ama buz nereden gelmiş olabilir? Sanırım su tankı patlamış. Sıcaklık ne durumda? Bunu bilmiyorum. Elektronik termometre çalışmıyor. Şükür. Dondu mu? Evet, dondu. Pencereye mi peki? Bana tükürdü ama ıskaladı. Pamir ekibi, siz dinleyin. Ve biraz dinlenin. Zor bir yolculuk yaptınız. 24 saattir uyumadınız sonuçta. Tamam. Evim, güzel evim. Hoş geldiniz. Bunu sen mi yazdın? Hayır, Svetlana yazmıştı. Geçen gün balığa çıktım ve neredeyse yepyeni bir portatif radyoyu sırılsıklam ediyordum. Bozuldu mu? Hayır, kurtuldu. Şanslıymışsın. Kurtuldu çünkü kapalıydı. Aynı şey istasyon içinde geçerli. Eğer su altında kaldıktan sonra kısa devre yaptıysa kurtarılamaz. Ama gücü kaybedip de sonra su altında kaldıysa o zaman bir şansı var. Evet yoldaşlar, ne düşünüyorsunuz? Düşünecek bir şey yok. O istasyon artık bir hurda. Yeterince vakitleri olursa tamir etmeyi deneyebilirler. İstasyonu tekrar ısıtabilmeleri için en az 2 gün lazım ve bu sürede dondurucu soğuk olacak. Buz eridiğinde bütün ekipman ıslanacak, her şey. O zaman kuruturlar. Peki sonra ne olacak? Elektronik aksamı kontrol mü edecekler? Başaramayabilirler. Hal yok yine orada. Bütün ekipmanı avcunun içi gibi biliyor zaten. 10 günlük erzakları bulunuyor. Harika, yani 10 gün yeterli olacaktır değil mi? 10 gün dayanamazlar. Dondurucu soğukta çalışıyor olacaklar, dayanamazlar. Gemiye geçip orada ısınabilirler. Böyle bir imkanları var. Valeri Petrovic, istasyona oksijen girmesi için kapaklar açık olacak. Aradaki ısı farkını düşünürsek gemi hızla soğuyacaktır. Bir hafta bile dayanamazlar. Rus erkeklerini bilmiyor musun? Soğuktan korkarlar mı? Valeri Petrovic, sen de Russun. Kışın ortasında seni bir kulübeye kapatıp donmuş gıda verdiğimizi hayal etsene lütfen. Ne kadar dayanabilirdin? Söyle lütfen. 1 gün. 5 gün. Pamir ekibi, cevap verin. Zarya, seni duyabiliyoruz, tamam. Günaydın. Burada kendi aramızda.
konuştuk. Kuvvenin doğru kararın istasyonu okyanusa düşürüp sizi geri getirmek olduğuna karar verdik. Zarya, sonuçta buradayız. Bize en azından 2 gün verin. 2 gün yeterli olmayacaktır. Üstelik risk çok yüksek. Valeri, beni bir dinle. Bizim yerimizde olsaydın hemen dünyaya mı dönerdin? 2 gün. Valeri. 2. Pamir ekibi şöyle yapacağız. 5 gün süreniz var. 6. günde bir çözüm bulamazsak istasyonu okyanusa düşürüp eve döneceksiniz. Emredersiniz, anlaşıldı. Tamamdır. Bu hafta öncesinde de duyurulduğu gibi Ruslar ölü uzay istasyonlarını kurtarma amacıyla uzaya özel bir kurtarma ekibi gönderdi. Hava akışı var mı? Var. Kafkas Dağları'nın taze havası gibi. Amerikalı uzmanlara göre başarılı olma şansları çok düşük görünüyor. Çok soğuk. Çünkü başarıları henüz dünyada gelinen teknolojik gelişmelerin çok daha ötesinde bir teknolojiyle mümkün olabilir ancak. Yat aşağı, bir baksana. Yörüngedeki her türde gemi sıcaklığı 0.2 derece düşüyor. Yapılan bütün haberlerde kozmonotlarımızın gayet iyi durumda olduğu söylenecek. Uzmanlar operasyonun büyük ihtimalle başarısız olacağını söylüyor. Bunu ben hallederim. Bu da astronotların hayatlarını kaybedeceği anlamına geliyor. Amerikalıların buna inanacağını sanmıyorum. O zaman daha inandırıcı olmamız gerekiyor. Yörüngeleri Birleşik Devletler sınırlarının tamamını kapsıyor. Sovyet istasyonunda silah olması ihtimali kuvvetle muhtemel. Nükleer silah bile olabilir. Eğer çarpışma gerçekleşirse sonuçları ancak Hiroşima'ya verilen hasarla kıyaslanabilir. Muhtemelen böyle görülecek. Yoldaş General, Amerikalılar Challenger mekiğini fırlatmaya hazırlanıyor. Mekiğin kargo bölmesi tamamen boş. Bataryaları doğrudan güneş panellerine bağlayıp istasyonu güneşe çevireceğiz. Böylece hem bataryaları şarj edip hem de istasyonu ısıtabiliriz. İstasyonun hacmi 80 metreküp. Yani metreküpe 40 watt'tan toplam 3.2 kilowatt yapar. Bunun en fazla yarısını alabiliriz. Sıcaklığı 3 dereceye çıkarmamız en az 1 gün alır. Ne yazık ki hava 5 dereceden fazla ısınmaz. Soçi'de kış gibi düşün. Çok da kötü değil. Yeniden konumlandırmaya başlıyorum. Çok gittin, sola dön. Victor, burada araba kullanmıyorum. Neye göre sola? Güneşe göre tabii ki. Biraz yavaşla. İşte böyle. Dur, frenle. Tamam. İşe yaradı. Dokunsana. Isınıyor. Aferin sana. Mühendis. Uzay giysisinden. Bir şey yapmamız gerek. Bu daha etkili.
Çok dikkatli olun. Sakın gemiye su girmesin. Her şey kısa devre yapar. Hallediyoruz. Ben forvetim Viktor Kaleci. Bütün suyu hizmet modülüne fışkırtıp sonra toplayacağız. Keşke birkaç adamımız ve bol bol bezimiz olsaydı. Ne yazık ki bu dileğini gerçekleştiremeyeceğiz. Neşelenmemiz için biraz müzik dinletseniz. Bir dakikaya müziğiniz olacak. Bez olarak da kıyafetle indirtebilirsiniz bence. Orada önlükler, öyle şeyler olmadı. Bu arada orada ne kadar su var? Valeri, nasıl söylesem? Ayıp denecek kadar. Anladım. İşte size biraz müzik. Valeri, başka bir şey dinleyebilir miyiz? Tamam tamam, şaka yapıyorduk, hadi. İşte bu. Böyle daha iyi. Vladimir. Evet. Havalandırmayı test edelim. Tamam. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодно. Санар, бурасы куро. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, видим сны. Опа. И снится нам не рога. Виктор, капа-капа. Эван, капа-капа. Азели, Эван. Neredeyse hepsini. Ama bezimiz çok az kaldı. Kendi kıyafetlerimizin bazılarını bile kullandık. Geminin içi sıcak mı peki? İstasyondan daha sıcak. Katlanılabilir seviyede. Sık sık vücudunuzu kontrol edin ve vitamin alın, tamam mı? Tamam tamam, alacağız. Dikkat et, güneş yanı olmasın. Vücut ısın ne? Normal. 36.6 derece. Seninki nedir? Aynı. Viktor. Koltuktaki şu çantayı bir karıştırsana. Bak bakalım ne var. Çok komik. Hadi açsana. Aç hadi. Bunu nasıl kaçırdın? Bendeki tecrübeyle eşek bile kaçırabilirsin. Canına yandım. Ne diyorsun? Isınmak için. İçelim mi?
alkol yasağı ne olacak? Dünyada değiliz. Yani biz muafız. Ama burası Sovyet sınırlarında. Pencerenin dışında uçan bir polis göremiyorum. Ben de göremiyorum. Birer tane daha içelim o zaman. Al. Vladimir, burada yalnız değiliz galiba. Uzaya ilk çıkan hamam böceği. Yani karbondioksit zehirlenmesinden halüsinasyon görmüyorum. Ne yapacağız bunu? Dünyada olsak onu ezerdim. Hemşehrimizi öldürmeyelim. Bizimle içmek ister misin dostum? Stefanoviç, ne için savaşıyoruz biz? Çocukların hayatını ne diye riske ediyoruz? Altı üstü bu 20 tonluk bir metal yığını o kadar. Sovyet uzay yolculuğunun itibarı söz konusu. Evet. Komarov, Yuri Dobrovolski, Viktor Basayev, Vladislav Volkov. Onları her gün düşünüyorum. Her seferinde onları geri getirebilmek için yapabileceğimiz şeyleri düşünüyorum. Al sana itibar. Onları zaten kurtaramazdık. Bunu bilmenin bir faydası yok. Şimdi ne yapacağım? Şu an orada değilim. Onların gördüklerini göremiyorum. Sadece seslerini duyabiliyorum. Her biri buçuk saatte 20 dakika, o kadar. Üstelik parazitle birlikte. Bence doğru kararı verebilirsin. Onları geri çağır. Doğru karar bu mu yani? Onlar en iyi adamlarımız. Şu anda yaptıkları şey onların tutkusu. Bu onlar için bir onur. Ülkelerinin onurunu korumak da. İstasyon altı üstü 20 ton metal değil. Pamir ekibi, beni duyuyor musunuz? Zarya, sizi duyuyoruz, tamam. Asıl gidiyor. Elektrik devresi bileşenlerini kurutuyoruz. Çok su kaldı mı hala? Çatlaklardan sızıyor. Hepsini damla damla topluyoruz. Tamam. Pamir ekibi, dinlendiniz mi? Evet. Evet, dinlendik. Gemiye dönüp biraz uyumanız lazım. Dinlenmeden çalışamazsınız. Bunu yapmanız doğru olmaz. Dinlenmeye vakit yok Valeri. Yapacak çok fazla iş var. Su sorununu halletmeye devam etmemiz gerek. Bu bir emirdir. Peki, sadece şu devreleri bir kontrol edelim. Çocuklar, dün akşam CSK ne yaptı? Neyin ne yaptı? Ha, skoru öğrenip söyleriz. Valeri Petrovic. Sonra. Valeri Petrovic, ikisinin de ateşi çıkmış, antibiyotiğe ihtiyaçları var. Ve sıcak çaya, duydun mu beni? Ve en az 24 saat sıcakta kalıp dinlenmeliler. Bak tatlım, işleri neredeyse bitmek üzere. Devreleri kontrol ettikten sonra kaynar çaylarını alırlar, dinlenirler ve ısınırlar. İnanamıyorum. Ne dediğimi anladın mı sen? Evet, anladım. Vladimir, buldun mu? Buldum. Yeşil negatif olan. Emin misin? Eminim. Olabilecek kadar eminim. Zarya, akşam destek ünitelerini kontrol ettik. Isıtma, su arıtımı, oksijen ikmali. Her şey çalışır durumda. Yakala.
Şu anda şarj olması için aküyü güneş paneline bağlamak üzereyiz. Temas ettik. Yeniden mi konumlanıyoruz? Güneş sensörünün panelleri yöneltmesi için güneşi bulması gerek. Çark dönme sesi duyuyor musun? Bir şey duymuyorum. Teybin bozulması kötü oldu. İçerideki her şey çalışıyor. Dışarıda bir sorun var mı görmek için uzay yürüyüşüne çıkmamız gerek. Pamir, bir sonraki görüşmemizde araç dışı aktivite için hazırlıklı ol. Dış kapak açıldı. Uzay giysisi basıncı normal. Harika. Şu an dışarıdayım. İstasyonun fotoğrafında güneş sensöründe hafif bir şekil bozukluğu görülüyor. Önce ona bir bak. Anlaşıldı. Ona doğru gidiyorum. Merkezi güneş panelinin solundan git. Anlaşıldı. Solundan gidiyorum. Burada bir şey değişmemiş. Her şey eskisi gibi. Aynı dünya, aynı güneş mi? Evet. Hala oradalar. Paneller oldukça yıpranmış gibi görünüyor. Dünya turu sonundaki yelkenler gibi. Kozmik toz hasarı normal bir şeydir. Sensöre doğru ilerlemeye devam et bu arada. Anlaşıldı, ilerliyorum. Gövdenin yüzeyi yıpranmış. Kızımız yaşlanıyor. Bunun için daha çok erken. Kontrol modülünün üzerine geldin mi? Evet, çalışma modülüne doğru ilerliyorum. Sensörü görebiliyor musun? Daha değil, ilerliyorum. Kıyafet basıncı nedir? Normal. Zarya, işte burada. Buldun mu? Buldum. Sanırım suçlumuz bu. Victor, haklıymışsın. Sensör konusunda mı? Evet. Güneş sensörü yuvası bükülüp gövdenin içine çökmüş. Ne olmuş olabilir ki anlamıyorum. Gövdede iz var mı? Hem de ne iz? Keşke görebilseydiniz. Sensörün önünde 3 parmak kalınlığında bir çizik var. Bir asteroid mi? Başka ne olabilir ki? Sıyırıp geçmiş gibi görünüyor. Yuva yerinden çıkarabilir misin? Hiç sanmıyorum. Vidalar içeri doğru çökmüş. Pekala. Bir çekici de kırabilir misin? Mümkün olacağını sanmıyorum. Metal çok kalın. Teknisyenlere söyle bunun aynını makette yapsınlar. Çabuk olsunlar. Hemen. Pekala çocuklar. Sorunun kaynağını biliyoruz. Artık bir çözüm bulmamız gerek. İçeri dönsene. Hazır çıkmışken kontrole devam edeyim. Yeterince oksijenim var. Tekrar çıkmanın bir anlamı yok. Biraz düşünelim. Bir sonraki oturumumuzda çözümü konuşuruz. Beni duyabiliyor musunuz? Pamir 1, beni duyabiliyor musun? Zarya. Ben Pamir 1. Tamam. Victor, Zarya'yı duyabiliyor musun? Victor, bir şey söyle. Tamam.
Pamir 2, ben Pamir 1. Beni duyuyor musun? Tamam. Victor. Pamir 2. Victor. Zarya, istasyonun içinde duman var. Victor. Victor. Zarya, geminin içinde yangın çıkmış. Victor, uzay giysini giy, yanacaksın. Victor, gemi hemen ayır. Kapağı kapatıp gemiyi serbest bırak. Yapmazsan istasyon yanacak. Dayan dostum, dayan dostum. Gel bakalım. Neden uyumuyorsun? Asıl soru, senin neden uyumadın? Ben Zarya, tamam. Pamir ekibi cevap verin. Beni duyuyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz? Valeri, istasyon hala radyo karartmasında. Pekala yoldaşlarım. Karar verme vakti geldi. Bir sonraki oturumu bekleyelim diyorum. 8 saat oldu bile. Sizin yüzünüzden hazırlanacak vaktimiz olmadı zaten. O yüzden bekleyebileceğimiz kadar bekleyeceğiz, anlaşıldı mı? Onları geri çağırmak yerine istasyonda kalmaları kararını sen kendin vermiştin, unuttun mu? Ölümlerinden sen sorumlusun. Hey, tamam. Sakin. Bu olanların hesabını vermeni sağlayacağım yoldaş. Ünvanın umurumda bile değil. Sovyetler Birliği kahramanı. O ünvanı 2 kez aldım. Gerekirse sorumluluğu üstlenebilirim. Üstleneceksin. CNN, Amerikan uzay mekiğinin fırlatılmasını yayınlıyor. Büyük ekran aktarayım mı? Daha önce gördüklerimizden ne farkı var ki? Yerlerinize geçip sinyali bekleyin.
Victor, nasıl hissediyorsun? Amerikalılar mekiklerini fırlattı. Onlar... Aa, Victor, bayağı brozlaşmışsın. Evet, kontrol ediyoruz. Yörünge tepe noktası 52.555 kilometre. Yörünge alt noktası 25.554 kilometre. İç sıcaklık 0 derece. İstasyonun içindeki sıcaklık ise... Zarya, ben Pamir Bey'im. Zarya. Zarya. Pamir ekibi, duyuyoruz. Ben Pamir Bey'im. Pamir ekibi, duyuyoruz. Pamir ekibi, sizi duyuyoruz. Pamir ekibine ulaştık. Merhaba Vladimir. Merhaba Valeri. Ne oldu söyle? 9 saattir bekliyoruz. Geminin içinde yangın çıktı. Victor havayı boşaltıp söndürdü. İstasyonun içindeyiz. Victor iyi mi peki? Yanıkları var. Bilinci yerinde mi? Evet, ama çok fazla duman soludu. Peki geminin içine geçebilir misin? Evet. Victor için endişeleniyorum. Vladimir Petrovic. Pamir 2'ye 2 kapsül MP24 de bir tane BK12 ver. 6 saatte bir alması gerek. Anlaşıldı. Valeri, durumumuz şu. Oksijen ikmal istasyonu yanmış. Tahminimce kartuşu alev almış. Havalandırma sistemi şu anda kullanım dışı. Neredeyse hiç hava yok. Çalışan bir şey kalmış mı peki, söyle bana. Şimdi kontrol ediyorum. Maalesef ana işlemci ölmüş. Komutlara cevap vermiyor. Kablolar ne durumda, erimiş mi hepsi? Valeri, buradaki her şey erimiş. Korkarım istasyonu okyanusa düşürebilecek durumda değiliz. Gemi tamamen kontrol dışı. Anlaşıldı Pamir. Sizi dünyaya indirmenin bir yolunu bulacağız dostum. İstasyonu Amerikalıların ele geçirmesine izin veremeyiz. Elbette veremeyiz. Ne istediklerini biliyoruz. Henson teknolojimizin Amerikalıların eline geçmesine izin veremeyiz. Amerikalılar ona ulaşmadan önce istasyonu vurmamız gerekiyor. Yoldaşlar, iki kozmonotumuzun orada olduğunun farkındasınız değil mi? Bu konuda ne yapabilirsin? Bana 3 saat süre verin. Kontrol birimini açtın mı? Açtım. İçi tamamen erimiş. Çok kötü. Bataryalar tükenmeden her şeyin fişini çek. Hallediyorum. Duydun mu? Neyi? Kenetlenme sesini duydun mu? Victor, sen neden bahsediyorsun? Kapağı açmamız gerek. Mekik kenetlendi. Victor, ne diyorsun? Amerikan gemisi. Onu gördüm. Bizi dünyaya geri götürecekler. Victor, delirdin mi? Bize kenetlenemezsen. Kenetlendiler. Victor, hayır. Dışarıda bir şey yok. Sakın kapağı bırak açma. Beni. Kenetlenme sesini duydum. Hayal görüyorsun. Oksijen aslığı ve ağrı kesiciler yüzünden halüsinasyon görüyorsun. Hayal görüyorsun. Bırak beni. Ölmek istiyorsan bana ne? Ben yaşamak istiyorum. Dünyada. Duyuyor musun? Kolu bırak. Sakın açma. Bırak beni. Dışarıda kimse yok. Bırak beni. Kimse bırak yok beni. Dışarıda. Bırak dedim. Hayal gördüm. Olur böyle şeyler. Ben de bir keresinde melek gördüğümü sanmıştım. Ama melek falan yoktu. Hiçbir şey. Hatırlasana. Partime kestane getirmiştim. Hatırlıyorum. Onların ne özelliği var? Anlamıyorum. Tatları patates gibi. Ben de anlamıyorum.
teknik olarak gemiyi elle ayırmak mümkün. Patlamalı civatalar mekanik olarak çalıştırılabilir. Düşmeye ne zaman başlayacaklar? Yörünge alt noktaları 180 kilometre. 4 tur içinde atmosfere girip hızla düşmeye başlayacaklar. Aha. Ne kadar sürecek peki? 67 saat 40 dakika. Aha. 20 dakikalık hata payımız var. Nereye inecekler? Yaklaşık olarak bu bölgeye inecekler. Yaklaşık olarak nereye? Hint Okyanusu'na mı yani? Ancak bu kadarını hesaplayabiliyoruz. Valeri Petrovic, ne? Bunu başaramayabilirler. Neden peki? Çünkü oksijenin çoğunu istasyonu atmosfer sağlarken bitirdiler. 5 oksijen tüpleri kaldı ve her biri 4 saatte yani toplam 20 saat. Artı büyük hava karışım tanklarına 40 saatlik daha var. Artı gaz maskelerine 8 saatlik. Toplam 68 saat. Yani kişi başına 34 saat. Ne kadar oksijene ihtiyaçları var? Ellerindekinin 2 katından fazlasına. Ellerindekinin mi? Ellerindekinin ne demek? Düşünsene şunu. Düşün bakalım. Pamir ekibine her yere bakmalarını söyleyin. Bütün boşlukları, her şeyi kontrol etsinler. Her noktaya baksınlar. Her nefes, her oksijen molekülü önemli. Valeri, her şeyi kontrol ettik. Sadece bir kişiyi geri getirebiliriz. Oksijen miktarını düşünürsek o da garanti değil. Bir kişi için yeterli. Ne dedin sen? 8 ampul omnoponları var. Solunumu yavaşlatıp oksijen tüketimini azaltır. Birini geri getirebiliriz. Hangisi yaşayacak o zaman söyleyin. Gemiyi en son kaptan terk eder. Kural bu. Soyuz'u 17.34 40. saniyede ayırmaları gerek. Onlarla şimdi konuşmalısın. Hazırlanmaya vakitleri olsun. Onlarla ofisimden konuşacağım. Vladimir. Victor, orada mısınız? Zarya, ben Pamir bir. Seni duyuyoruz. Victor ne durumda? Bilinci yerinde. Bizi duyabiliyor mu? Hayır, duyamaz. Kaybedecek hiç zamanımız yok. Açık olacağım. Çok az oksijeniniz kaldı. Sadece birimizin dünyaya dönmesine yetecek kadar. Beni duydun mu? Duydum. Tüm oksijeni gemiye aktarıp... Saat tam olarak 17.34.40'ta Victory istasyondan ayır. Anladın mı beni? Anladım. Tamam, yaparım. Hint Okyanusu'na iniş yapacak ve kurvazör... Onu karşılamak için yola çıktı. Geçen akşamki çeyrek maçı ne oldu? Kazandılar. Spartak'ı yendiler. 2-1 bitti. Güzel. Neyse. Görüşürüz. Vladimir, beni affet ne olur. Madagaskar üzerinde uçarken ne düşündün?
Uzaydan Madagaskar'a insem ne olurdu acaba diye düşündüm. Gökten düştüğümü görünce muhtemelen yerliler beni bulup kralı ilan ederdi. Ben de onlara uzay, yıldızlar, evren hakkında hikayeler anlatıp biraz da Sovyetler Birliği'ndeki hayatımın nasıl olduğundan bahsederdim. Peki nasılmış hayatın Sovyetler Birliği'nde? Anlatsana. Kızım, karım, futbol ve komünizmin inşası. Evet, kulağa çok sıkıcı geliyor. Afrika kıtasının uzaydan görünüşü çok daha eğlenceli. Ama hayatımı seviyorum. Nina? Merhaba. 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 Bir şey mi oldu? Onunla konuşman gerek. Sorunumuz var. Biz de seni konuşman için... Biliyorum. Ne zaman konuşabiliriz? Şu an hattalar. Gene de. Pamir ekibi. Çocuklar, beni duyuyor musunuz? Evet Sariye, duyuyoruz. Vladimir Nina burada. Seninle konuşmak istiyor. Astronot Viktor Alyokin'i Hint Okyanusu'ndan alacak olan kruvazörün bütün kontrolleri yapıldı. Karşılama için her şey hazır. Nina, beni duyabiliyor musun? Evet. Duyabiliyorum. Geldiğin için teşekkür ederim. Olya nasıl? O da geldi. Seninle konuşmak istiyor. Merhaba baba. Neredesin? Merhaba tatlım. Merhaba baba. Neredesin? Çok uzaklardayım ben. Gökte misin? Doğru, gökteyim. Yakında mı geleceksin? Önce burada bitirmem gereken bir iş var. Tamam o zaman. Biz seni bekliyoruz. Beni duyuyor musun? Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Benim için geri dön.
Zaten nefes almak çok zor. Niye içiyorsun? Victor, gemiyi ayırma vakti geldi. Eve gidiyorsun. Her 8 saatte bir kendine omnopon iğnesi yap. Oksijenle inişe kadar idare edersin. Elle ayrılmayı biliyorsun değil mi? Hint Okyanusu'na ineceksin. Hep istediğin gibi. Neden ikimiz gidemiyoruz? İkimiz için yeterli oksijen yok. Tek başıma gitmiyorum. Saçmalama, karın doğum yapmak üzere. Tek başıma gitmiyorum. Bu bir emirdir. Boşa vakit harcıyoruz. Dinle. Hemen dışarı çıkıp o lanet sensör yuvasını kırmamız gerek. Bataryalar şarj olunca elektriğimiz geri gelecek. Oksijen jeneratörü çalıştığında kurtarma gemisi bekleyebiliriz. Sadece o yuvayı kırmamız gerek. Neyle yapacağız? Balyozla mı kıracağız? En azından denememiz gerek. Farkında mısın? Kırmayı başaramazsak ikimiz de burada oksijensizlikten öleceğiz. Acil oksijen kaynağını kullanmış olacağız. Evet, bunun farkındayım. Öyleyse eve dön. Eğer yalnız dönersem çocuğuma bunu nasıl anlatırım? Kızının yüzüne nasıl bakarım? Çok sert tutma, yoksa sonra ellerin ağrır. Sert tuttuğumu nereden biliyorsun? Çünkü ilk uzay yürüyüşümde öyle yapmıştım. Sonra ellerim ağrımıştı. Gibiyim. Victor, biraz dönmeye başladım. Beni o taraftan da bağlasana. Böyle iyi mi? Evet, sağ ol. Baksana, en azından gevşemiş mi? Hala aynı görünüyor. (Gülüyor)
Birazdan dünyanın gölgesine gireceğiz. Çok soğuk olacak. Oyun bitti, Victor. Oyun bitti. Gemiye mi dönelim yoksa burada mı kalalım? İstasyonu vurup düşüreceğiz. Elimizden geleni yaptık. Sen de öyle. Hadi.
Çocuklar, beni duyuyor musunuz? Görüntü geldi. Orada ne yapıyorsunuz? Pamir ekibi cevap verin. Zarya, ben Pamir 1, seni duyuyorum. İstasyonu tamir ediyoruz. Aslında hayır. Galiba az önce ettik bile. Sovyet kozmonotu Salyut 7 uzay istasyonunu tekrar hayata geçirdi. Uzmanlar Sovyet kozmonotlarının imkansızı başardığı konusunda hemfikir. İstasyon hayata döndü ve artık yeni uzay araçlarına açık. Resmi raporlara göre istasyon kısa sürede ekipman taşıyan bir gemiyi karşılayacak. Ruslar bir kez daha kahramanlıklarını dünyaya kanıtladı. Bu küresel uzay bilimi için müthiş bir zafer. Pamir ekibi cevap verin. Konuşun benimle. Lilya nasıl? Gayet iyi. Bir kızın oldu. Tebrikler. Artık gerçek bir kozmonotsun. Uzay keşfinin bütün kahramanlarına adanmıştır. Корабли постоят и ложатся на курс, но не возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь. Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь. Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, о себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужнее. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, о себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.